Peki Melih, senin Yonca'dan en büyük şikayetin nedir? Çok titiz, çok çabuk. Yani bir de şey, biraz dik kafalı. İbrahim, senin en büyük şikayetin? Çok asabi, iş yapmayı sever ama çok dağınıktır, aşırı derecede. Bu oyuncu hiç sevmiyorum. Örneğin mutfağa girir, yemek yapar abi. İbrahim, yemek buralara yaptıktan girmeyelim. Sonra mutlaka mutfağı kaldırır, silir, süpürür. Zorunda kalır. Çünkü o kadar dağınık. Bugün hiç sevmiyorum. O zaman sormak boynumun borcu. Anne yemeği mi, eş yemeği mi? Abi o değişiyor ya. Annemin güzel yaptığı yemekler var, eşimin güzel yaptığı yemekler var. Ya annenin ne yemeği var Allah aşkına? Tamam, buradan kaynanam görüyor. Anne yemeği mi, eş yemeği mi? Abi eş yemeği, tamam. Seni seviyorum canım benim. Hanımcılık kazanmış. Anne, seni çok seviyorum. Oldu. Canım benim, iki hayatımız. Saadettin, anne yemeği mi, eş yemeği mi? Anne yemeği. Kesinlikle. Sen henüz nişanlısınız ama Gizem'in yaptığı herhangi bir yemeği imkanın oldu mu? Oldu. Ve hiç iyi bir sonuç almamışsın gibi oldu. Anne, anne yani yemeği, güzel, anne. Güzeldi yani yediğim. Ama? Anne yemeği yani bende. Bu adam yeni değil ki. 3 sene oldu. 3 sene. Yeni abi. 3 senedir evli olunca yeni mi oluyor? 12 yıllık evliyim. Damak tadım değişti. O yüzden eşim dedim yani. Yoksa ben annemin yemeğini yani... Damak tadın değişti. Kolay kolay değişmem yani. Peki Melih söylesin bakalım. Anne yemeği mi, eş yemeği mi? Tabii ki eş. Tabii ki eş. Bu kadar peşin. İbrahim yapma. Oradan sufle veriyordun. Eş yemeği mi? Diyor, anne mi diyor? Ya şöyle aslında İlker Bey. 10 üzerinden işte 5'i geçer. Ben bunu kabul etmiyorum abi. Eğer ki eş yemeğini 10 üzerinden 5'i geçer diye seçtiysen... ...annenin yemeği 10 üzerinden 5'i geçmiyor mu yoksa? Yok, o 10 canım, o 10. Ama? Ama? Yani anne yemeği Yonca'nın yemeğinden 2 kat daha mı iyi? Annemler uzak bize. O yüzden. Soru o değil. Annemler mesafesini sormadım. 5'i geçer dedi, doğru mu? Anne 10 dedi. İşte 5 çarpı 2 yani 2 kat daha iyi mi yemek yapar anne? Öyle mi oluyormuş? Öyle olsun mu? Olmasın. Ya. Evet, doğru evet. Yapıyor, doğru. Sen söylüyor. Öyle olduğu halde Yonca'nın yemeklerini seçiyorsun. Anneciğinin 10 üzerinden yaptığı 10 puanlık yemekleri seçmiyorsun. Doğru mu anlıyorum? Uzak kızı biz ondan. Yok, uzak değil. Sağlığı 3 kilometre. Uzak yani. Böyle ya, yaklaşık 3-4 kilometre var. Uzaklaşana kadar neredeydin? Yok, ben oraya zaten uzak bir şekilde evlendiğimiz için. Yani şöyle... ilk zamanlar aslında annem sağ olsun bir şeyler yapıp gönderiyordu. Çünkü bilmiyordum, beceremiyordum. Bir süre zaten mide fesatla geçirmedik. Ondan sonraki dönemlerde bırakınca artık annem evlisin, eşin yapsın deyince... Kıvıramıyoruz ya. Abi akşam... Hadi birer yudum kahve. Saat kaç oldu? Ben aslında birer yudum kahve içelim de. Ben onun yolunu buldum ya. Hani abi bu yapılmaz yapamadıkları ya. Yemekleri... Abi bu yapılmaz. Yapamadığı yemekleri Allah'ın ses çıkarmıyorum. Hiç ya. Yapamadıkları malzemesini hiç almıyorum. Alıyorum. Bravo Saadettin. İkinci kez de içiyorum. Kahvemizden içelim. Yalnız kahve kim yaptıysa 10 numara 5 yıldız olmuş. Kim yaptı abi kahve? Herkesin çok güzel ya. Şimdi bu, biz buna ne diyoruz? Damat kahvesi, değil mi? Abi bizim suçumuz neydi? Efendim? Bizim suçumuz neydi? Damat şimdi bu bir denemeydi. Eşinizi ne kadar iyi tanıyorsunuz diye size sorular soracağım. Bilemediğiniz her soru için 1 yudum kahve cezanız var. Oh, inşallah bilemez. Çok bilici ama çok kolay sorular. Gerçekten. Bilsin ya artık. Bırak içsinler, artık yansın mideleri. Ozan, Gizem haftanın... Hangi günü doğdu? Pazartesi. Vay, emin misin? İnsan eşinin hangi gün doğduğunu bilmez mi? Bir dakika ya. Aranızda bilmeyen var mı? Hangi gün doğdu? İlk bunu öğrenirsin, doğru mu? Abi arkadaşa sorur musun? Biliyorum, biliyorum diyor da sorur musun? Civan. 7'de bir şansım var. Eşinin ilk, eşinin doğduğu gün haftanın abi, hangi günü? Ya. 4 Aralık. Çarşamba, doğru, alkış. Evet Ozan. Bilmiyorum ama sallayayım o zaman. Salla. Çarşamba diyorum. İç hemen bir yudum. Çarşamba. Pazartesi.
Melih, evet. Eşinin doğduğu gün. Haftanın hangi günü? Haftanın hangi günü? Perşembe. Helal olsun, içmiyordum. İbrahim, eşinin doğduğu gün. Pazartesi abi. İç hemen, 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 hemen. Salı ve Büşra'nın doğduğu gün. Çarşamba. İki tane. Salı. Bak, kontrol edeceğim. İşte. Çok kötü ya. Ben... Haydi. Sistemeyi... Yapılmaz. Şimdi... Ozan, kayınvaliden kaç yaşın? İbrahim, bil. Umarım, çok kötü. Umarım hesaplar şu an sadece. Eşimizle ilgili sorular değil miydi bu? Vazgeçtim. Kayınpederin kaç yaşın? Vazgeçtim. Kayınvalide kaç yaşın? 53 diyeyim. Kaç? 53. Kayınvalide. 52. Kaç? 53. Bir daha söyle. 52. Bir daha. 52. Hemen içiyorsun bir tane. Ama 2020'yi de hesapladım ben. Efendim? 2020'yi de hesapladım. Yanlış yaptın o zaman. Ağzıma ondan peki. Dolayı ya. Yoksa hayır Melih, sen öyle hesap yapma. Nefis. Melih, evet. Kayınvaliden kaç yaşında? 60. 2020'yi hesaplamıyor musun? Hayır. 60. 60 doğumlu. Ama doğum tarihini... Tam gün ay olmadığı için yani şöyle söyleyeyim. Yıl bazlı 60. Ama... Melih'e çok büyük alkış, 60 yaşında. Kendine o kadar abi, güvenmiyor ki hemen aldı şeyi. Kendine inanamadı, içmeye yok, devam ediyor. Aynen ben. Öyle yaptı. İbrahim cevap. Kayınvaliden kaç yaşında? 62. İnsan kayınvalidesinin yaşını mutlaka bilmez bilir. Herhalde... Bak ilk öğrendiğin odur, doğru mu? Canım bilirsin büyük yani. Büyük sahtekarsınız, doğru mu? Kaç canım? Abi sallayacağım, 62'dir herhalde. Güzel salladı. 62 dedi mi? Hiç. Vallahi tuttu. Sadece mantık yürüttüm abi. Saadettin kayınvalide kaç yaşında? Bak ya, kayınvalidesiyle ilgilendiği kadar ben... Efendim? 29,5. Ooo, buçuğu da var. Saadettin, Saadettin değil, büyük kunduz. Bir yudum kahve içersin ama... Doğrusunu söylerim ama. Büyük iş yaptın yani. Doğrusu gerek yok, yanlış söyledin neticede. Eşin bir ayakkabıya en çok ne kadar para verir? 500 TL. %100 doğru söyledim, bravo. Süper. Aferin, aferin. Melih, sendeyiz. Vermez. Verir. Verir mi? O zaman... En çok ne kadar vermiş? 300. Efendim? 300 vermiştir. Sen bayağı biliyorsun bu işi ha. Hemen yaslan kahveye, hadi bakayım. Bir öncekiydi ama. İyiydi. Böyle alıyorum oradan. İbrahim. Nilgün bir ayakkabıya en fazla kaç para verir? 310 lira vermiştim ama. 350'yi geçmez abi. Kahve lütfen. 200 lira demiş. Ve Saadettin, abi, Büşra bir ayakkabıya kaç para verir? 600. En fazla. Evet. 500 demiştim, ne 600'ü? Afiyet olsun. Bundan sonra 600 vereceğim. Söyleyin İlker Bey. 500 demiştim diyor. Arkadan Büşra diyor ki bundan sonra 600 vereceğim diyor. Peki. Son soru. Eşinizle birlikte en son... Kimin düğününe gittiniz? Bilemeyecek bak, ismi aklına gelmeyecek. Annemin... kuzeninin torunu diyeyim. Bana isim ver. İsim mi? Selma. Selma kim? Efendim? Oğlum Selma, Selma kim? Selma ve Alex, çocuk Alman'dı. Birlikte gittiniz, emin misiniz? Peki kiminle gittin oraya? O abi çıldıracağım. Karıştı galiba kanallar. Tüm o günü. O günü bir tekrar Allah hatırla bir. Yalnız mı ben aile, annem falan da gelmişti ama Gizem de gelmişti yani bizde. Soru şu, eşinizle birlikte en son kimin düğününe gittiniz? Arıza, ayarsız, tamam. Dengesiz. Afiyet olsun. Vallahi B12 azaldı herhalde ben diyeceğim.
Programdan sonra Gizem sana takviye yapacak, merak ya, etme. Ya B12 eksikliği var ya. O kadar kime tedavi gitmişiz? Ettirdim Beli, ya. Beli, en son kimin düğününe gittiniz? Bir arkadaşının düğünüydü ama ismini hatırlayamıyorum. Zeynep hiç hatırlayamaz. Hiçbir şey hatırlayamaz zaten. Hatırladım ya. Şimdi hatırladım ya İlker Bey. Neydi? Karşı tarafta Florya'da gitmiştik biri düğününe de. Kuzu iyi geliyor. Çocuk da kızın adını hatırlamıyor. Açtı. Tuz açtı. Tuz açtı. Battın. Ozan, İlker sen Gizem olmadan düğün düğün geziyor musun acaba? O da mı? Gelmiyor musun? Hayır, o da değil. Abi nişan de, nişan düğün karışık de. Bensiz mi gitmiş? Gidilmiş bir şey var galiba ama. Bensiz gitmiş galiba. Kim gidiyor? Onu sonra aranızda halledin. Bu gittiğin düğündeki arkadaşın ismi lazım. Melih. Yoksa kahve içersin. Daha iki gün önce konuştuk. Dedim onlar taşındı Londra'ya. Daha iki gün önce konuştunuz. Dedi onlar taşındı. Nereye taşındılar? Londra'ya. Evet ya, Londra'ya. Evet. İki gün olmadı konuşalı. Beni dinlemiyor afiyet ki. Afiyet olsun. Duygu. Allah kahretmesin. İyi oldu, iç. İçsin, içsin. Londra diyor ki beni hiç dinlemiyor ki. Ama araba kullanırken söyledim ona. Hiç dinlemiyormuş araba demek ki. Ben bu kendi kendime konuşuyorum. Bak. Ben yola odaklıyım. İbrahim, niye günün en son kimin düğününe gittiniz? İş arkadaşımın. Hayır İbrahim, o nişandı ya. Düğüne kim? Gittik canım benim ya. Ne? Ne pelendi? Efendim? İsmini söyleyemeyeceğim abi. Taçsız Kral Pelen. Murat. Murat Pelen. Kimmiş o? Murat diye bir iş arkadaşı varmış, ben mi bilmiyorum. Toplamda 5 kişi aynı iş yerinde çalışıyorlar. Abicim, siz en son Gülümser'in kardeşinin düğününe gitmediniz mi? O ondan önce değilmiş ya. Görüyoruz ama. Afiyet olsun. Demek ki öyleymiş. Ve geldik Saadettin. Zihir. İş arkadaşım Ali. O nikah aşkım, şey düğün diyor. Kaplan düğün böyle ya. Oynuyorsun falan filan. Nişandan bahsediyorsun, nişana gitmiştik. Hiç alakası yok. Amcaoğlunun düğününe gitmişsiniz. Benim amcaoğlum. Benim amcaoğlu. Onun ya amcaoğlu. İlker Bey'e kıvıramazsın, boş ver. Aşkım düğün diyor, düğün nikah değil. Afiyet olsun. Abi. Demek ki... O kadar rahattım ki soru yedirken. O kadar emindim ki. Demek ki erkeklerin ruhu düğüne gitmiyor. Bedeni gidiyor böyle sap gibi. Orada iki oyunla geri dönüyor. 4-0. Hiç aklıma gelmedi. Bu arada herkes bir tane bildi. Saadettin hiç bilemedi.